Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günler sizlerle beraber, inşallah güzel bir program ve yanında güzel yemekler olacak. Bir tezgahımızı hazırladık, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek hazırlamış olacağız. Bugün çok güzel bir kurabiyemiz var, kurabiye yapacağız. Ondan sonra püreli güzel bir ıspanak, elbasan tavamız var, onu hazırlayacağız. Ondan sonra erişteli güzel bir pilavımız var, pilav yapacağız. Ve bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak, tezgahımızı üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Siz de evlerinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek veya yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızda bakabilirsiniz. Orada da takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız tekrar olarak Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube sayfalarımızdan bütün programlarımızı izleyebilirsiniz. Yemeklerimizi bulabilirsiniz. Programımızın tekrarı gece 2 ile 2.30 hafta sonlarıyla aynı şekilde 10 ile 11'de programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Bizleri internet üzerinde canlı izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız sitemizden takip edebilirsiniz. Sitemizin adresi www.tekrar.com adresinde de bizleri canlı olarak izleyebilirsiniz. Orada da takip edebilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız bitişikşefabdulosa.tgrt sayfasından takip edebilirsiniz. Orada da ulaşabilirsiniz. Yemeklerinizi gönderebilirsiniz. Yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Evet, bugün yemeklerimize geçmeden önce sevgili izleyenler, birazdan iki tane listemizi alacağız. Sizlerle beraber yemek yapacağız. Tabii bunların yanında da çok da güzel eserler dinleyeceğiz. Bugün aramızda çok kıymetli ve çok değerli bir sanatçımız var. Kendisi uzak yollardan geldi. Sevgili Emin Zeyn Ali geldi. Bugün kendisini tanışacağız. Şöyle bir tanıyacağız. Ondan sonra onunla beraber hem güzel eserler dinleyeceğiz hem de güzel yemekler hazırlayacağız. Sevgili Zeyn Ali, hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun. İzin alayım. Nasıl, inşallah teşekkür iyisiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Çok teşekkür ettim. Sağ olun. Sevgili Zeyn Ali, biz seni tanıyoruz ama şöyle bir kısaca bir izleyicilerimiz için de kendini bir ufak bir tanıtır mısın? Ben Emin Zeyn Ali, İranlı sanatçıyım. İşte şarkılar söylüyoruz. Albümler, çalışmalar falan böyle. Çok güzel. Peki müziğe hangi yaşlarda ve ne zaman başladın? Ben yaklaşık 15 senedir müziğe başladım. Devam ediyoruz işte. Peki ilk başlaman nasıl oldu? Böyle bir düğünde miydi yoksa herhangi bir... Aynen. Ben 15 yaşımdayken bizim köyde bir düğün vardı. Orada çıktım, söyledim. Bir arkadaş vardı, müzisyen. Dedi ki gel düğünlere gidelim, sesin güzel falan. Öyle başladık işte. Öyle yola başladık. Ondan önce de evde söylüyordum zaten. Ondan sonra yavaş yavaş değil aynen mi? Bu şekilde söylemeye başladın. Evet. Çok da güzel bir ses rengin var. Teşekkür ederim, sağ olun. Birazdan tabii ki hem albümle ilgili hem de güzel konular var. Onları konuşacağız seninle beraber. Ama biz şöyle bir şey yapalım. İki tane listemizi alalım. Ondan sonra bol bol hem şarkı dinleyelim hem seninle tamam sohbet edelim mi? Tamam, sorayım. Evet, o zaman sevgili izleyenimiz, hem kurabiyemiz hem de elbasan tavamızın listesini alalım. Ondan sonra hem bol bol söyleşimize devam edelim hem de güzel eserler dinleyelim. Neler kullanacağız? Hangi malzemelerimiz var? Dilerseniz bir listelerimizi peş peşe bir görelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, önce püreli ıspanak. Elbasan tavamız için 500 gram kadar ıspanağımız, ondan sonra 3 diş sarımsağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra 1 adet domatesimiz. Sevgili Yasin'im, şu monitörü bir düzeltir misin, sana zahmet güzel kardeşim. 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber ve pul biberimiz. 500 gram kadar ıspanak, geniş karabalık biberlesek biraz daha artırabiliriz. 3 diş sarımsağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız veya da sıvı yağ da kullanılabilir. Ondan sonra 1 adet domatesimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz. Püremiz içinse 500 gram kadar patatesimiz, 1 çay bardağı kadar sütümüz. Ondan sonra hemen 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız. Teşekkür ederim güzel kardeşim. 500 gram kadar patatesimiz, 1 çay bardağı kadar sütümüz, ondan sonra da 1 yemek kaşığı kadar tereyağımızı kullanacağız. Ondan sonra beşamel sosumuz için de üzeri beşamel sosla kaplanacak güzelce bir sevgili izleyenimiz. Onun için de 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 su bardağı kadar sütümüz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber kullanacağız. Önce tenceremize, 2 tane tenceremize hemen güzelce bir şekilde bir ayıracağız. Birisinden beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Beşamel sosumuzu hemen yağımıza beraber unumuz kavrulacak, baharatlarımız, sütümüzü ilave edeceğiz ve sosumuz hazırlanacak. Onu kenara alacağız. Ondan sonra tekrar da diğer tenceremize soğanımızı ilave edeceğiz, ıspanaklarımızı kavuracağız, baharatlarımızı, salçamızı hepsini ilave edeceğiz. Ispanağımızı güzelce bir hazırlayacağız. Onu da aynı şekilde bir kenara alacağız. Ondan sonra püremizi hazırlayacağız. Püremizi hazırladıktan sonra tepsimizin altına dökeceğiz. Onun üzerine ıspanağımızı dökeceğiz. Onun üzerine beşamel sosumuzu, ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Hemen kurabiyemize kısaca bir alalım. Ondan sonra devam edelim. Evet,
Kakaolu çikolatalı kurabiyemiz için de sevgili izleyicilerim 180 gram kadar margarinimiz veya da tereyağımız hangisi varsa kullanabiliriz. 2 adet yumurtamız, 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuz, 1 çay bardağı kadar toz şekerimiz, 1 tutam tuzumuz, 1 fiske kadar tuzumuz. Ondan sonra 1 paket vanilyamız, ondan sonra 2,5 su bardağı kadar unumuz, ondan sonra da 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamız veya da daha fazla da kullanabiliriz. 180 gram kadar margarin, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuz, 1 çay bardağı kadar toz şekerimiz, ondan sonra çok az bir tuzumuz, bir fiske kadar tuzumuz, ondan sonra bir paket vanilyamız, 2,5 su bardağı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamız. Geniş bir kabımızın içine hemen bir unumuzu dökeceğiz. Onun üzerine tekrardan diğer malzemelerimizi içine ilave edeceğiz. Yumurtayla beraber güzelce bir harcımızı hazırlayacağız. Hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuzu en son hazırladıktan sonra tezgahımızın üzerine sereceğiz. Ondan sonra şekiller vereceğiz. Tepsimizi içine dizeceğiz. Ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de yumuşacık güzel bir kurabiyemiz olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Sevgili Emin Zeynali, şimdi gerçekten hani sesini de dinledim. Çok da güzel bir sesin var. Teşekkür ederim. Ama sesin biraz bir İbrahim Tatlıses abimizin sesine de çok benziyor. Gerçekten böyle bir farklı da bir benzerliği var. Bununla ilgili hiç bir genel sorular oluyor mu ya? Sesinize çok fazla benziyor. Evet, birçok insan yani diyor ki İbrahim Tatlıses'e sesin çok benziyor. Ya zaten ben İbrahim Tatlıses hayranıyım. Çok güzel. Ya İbrahim Tatlıses'in yani hastasıyım diyebilirim. Peki İbrahim Tatlıses'in kaç tane şarkısını biliyorsun? Ben İbrahim abinin 1972'den 2010'a kadar ne kadar şarkısı varsa hepsini biliyorum. Maşallah. Hepsini ezberledin. Hepsini ezbere biliyorum. Aynen. Çok güzel. Bütün şarkıları hemen bütün şarkılarını da biliyorsun yani. Evet, doğru. Peki kendisiyle tanışabildiniz mi? Ben evet geçen sene sayın yönetmenim Murat Uygur Instagram'da zaten ünlü birisi tanıyorsunuz. Biliyorum ben çok seviyorum kendisini. Murat Uygur efendi kardeşimiz beni tanıştırdı. Yani Instagram'da biz tanıştık. Ondan sonra dedim ki abi beni İbrahim abiyi çok seviyorum. Bizi tanıştırır mısın? Değil mi? Evet. Dedi ki tamam kardeşim gel İstanbul'a gel, Türkiye'ye gel ben seni tanıştırayım. Sonra geldim ben İstanbul'a geçen sene. Gittik İbrahim abini ziyaret ettik. Elini öptüm. Yani oturduk sohbet ettik. Bana da başarılar diledi kendisi. Böyle İbrahim abi evet. Ziyaret ettik. İbrahim abi o da herhalde o da bugün bizi izliyordur. Buradan evet. Kendisine benden de kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. İbrahim abim seni çok seviyorum. Buradan sana tekrar kucak dolusu sevgi ve selamlarımız olmuş olsun. Derya ablam seni de ben çok seviyorum. Buradan sana kucak dolusu sevgi ve selam olmuş olsun. Derya Tuna'ya da buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen. İnşallah bir gün müsait olursa seni de programımıza bekliyoruz Derya ablam. Buradan tekrar sana kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun güzel ablam. Peki 1970'ten beri bütün eserleri hepsini ezberledin. Şu anda bir tane albümün var değil mi? Single'ın var daha doğrusu. Evet, bir 6 şarkılı bir albümümüz var. Bir de yeni çalışmalara başladık. Bir klip, 9 şarkımız var. Yani çalışmalara devam ediyoruz. Çok güzel. Sağ olsun sayın yönetmenim Murat Uygur bunların hepsini yapıyor. Allah razı olsun. O karşılıyor. Aynen. Biz de buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten çok kıymetli. Sevgili Murat Uygur'a da bizden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Şimdi o zaman ben şöyle bir şey yapayım. Şimdi ben bütün malzemelerimi hepsini kabımın içine ilave ettim. Evet. Sadece yağım, yumurtam, damla çikolatam kaldı sevgili izleyenimiz. Kurabiyemi hazırlamaya başladım. Unumu, şekerimi, ondan sonra vanilyamı hepsini içine ilave ettim. Şimdi yavaş yavaş ben hamurumu güzelce bir şekilde bir yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu hazırlamaya başlayacağım. Ben hamurumu hazırlarken biz bir tane eser dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Olur mu? Tamam. Hangisi gelsin? Fark etmiyor. Benim hayatım. Hangisi varsa. Benim hayatım gelsin. Tamam benim hayatım. Tamam. Evet.
Beyne sağlık. Dilerim, sağ olun. Çok da güzel gerçekten. Şimdi İran'da sevgili İbrahim Tatlıses ve Türk sanatçıları daha fazla seviliyor değil mi böyle sürekli? Evet, dinleniyor. İran'da yani İbrahim abi herkes sever ya. İbrahim abi yani tanımayan yok İran'da, herkes seviyor. Yani güzel. İbrahim abi öyle bir sanatçı ki yani imparator. Adını öyle altın harflerle yazdırmış bir sanatçı. Yani kimse, yani bu dünyada bir imparator varsa o da İbrahim Tatlıses. Kimse İbrahim Tatlıses olamaz. Yani 1000 yıl geçse bile İbrahim Tatlıses gibi ses sanatçı gelmez bu dünyaya. Gerçekten ya biz de ben çocukluktan beri İbrahim Tatlıses'in söylediğim gibi hayranıyım. Yani İbrahim abinin yolunda devam etmeye çalışıyorum. İnşallah yani devam ederim. Bakalım güzel. Hayırlısı. Peki böyle İran'da gittiğin düğünlerde genellikle hangi tarz müzikleri söylüyordun? Biz yani İran'da Azerice söylüyoruz düğünlerde. Yani Türkiye, yani Türk halayları, ondan sonra İbrahim Tatlıses, yani Türkçe söylüyoruz. Evet, Türkçe. Böyle genellikle şey söylüyorlar mı? Yani biraz daha İbrahim Tatlıses'ten fazla söyle diye. Aynen abi, herkes seviyor istek yani. İstek geliyor değil mi? Çok istek geliyor. Çok güzel. Yani bir şarkıcı da, ben kendim düğünlere gittiğim zaman birçok istek var. Yani İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı söyle, bir şarkı söyle. Biz de yani söylüyoruz işte, kırmıyoruz. Çok güzel gerçekten. Evet, şimdi sevgili izleyenimiz, biz de hemen hamurumuzu hazırladık. Şöyle bir güzel bir kakaolu hamurumuz hazır, damla çikolatalarımız hazır. İçine ilave edeceğiz. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştıracağım. Ondan sonra yavaş yavaş kesip, istediğimiz şekillerde, ölçülerde kesip tekrardan tepsimizi içine dizebiliriz. Hamurumuz hazır. Önce bir unumuzu ilave ettik, şekerimizi, ondan sonra vanilyamızı, ondan sonra yağımızı, ondan sonra yumurtamızı, az bir tuzumuzu, hepsini içine ilave ettik. 2 tane yumurtayla beraber hamurumuz hazırlandı ve hamurumuz hazırlandıktan sonra 3 yemek kaşığına yakın. Ben şöyle bir biraz dökeyim, biraz da süs için ayıracağım sevgili seyircilerimiz. Hemen damla çikolatamızı içine katıyorum ve tekrardan biraz daha karıştırıyorum. Evet, şöyle güzelce bir damla çikolatamızı iyice bir kattıktan sonra tekrardan yavaş yavaş düzeltiyoruz. Böyle hafiften bir düzeltmeye devam edeceğiz. Ondan sonra güzelce onu düzelttikten sonra istediğin şekillerde ve ölçülerde kesimini yapabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Ben biraz daha ince tutacağım hamurumu ama siz de dilerseniz daha kalın bir hamur da elde edebilirsiniz. Hatta o şekilde hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Evet. Şöyle bir. Peki size ait şarkılar var mı? Kendi besteleri var mı? Yeni, evet var. Yeni albümümüzde var. Bana ait birçok beste var, şarkı var. Çok güzel. İnşallah bittiğinde yani sesimizi duyuracağız herkese. İnşallah çok da güzel olur. Evet, güzel şarkılar var. Klip çekeceğiz inşallah, bakalım. Peki İran'da genellikle size en büyük desteği aileniz verdi. Peki Türkiye'de sana en büyük desteği kim veriyor? Ya öncelikle ben şunu söyleyeyim. Benim eşim, buradan da kendisine selamlarımı gönderiyorum. Bana çok yardımcı oldu bu konuda. Yani hep arkamda durdu. Çok güzel. Hep bana destek oldu. Kendisine yani minnettarım. Anneme, babama, aileme, hepsine yani hepsi yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Ama eşim hepsinden çok yardımcı oldu. Bir de Türkiye'de sayın yönetmenim Murat Uygur destek oldu bana. Hiçbir para falan almadan yani bütün şey, masrafları Murat abi karşıladı. Yani albüm çalışmaları, klip çekeceğiz, hepsini. Çok güzel gerçekten. Gönlü kadar kendisi çok da güzel bir abimiz. Sevgili Murat Uygur'a da buradan kucak dolusu evet. Sevgi ve selamlarımız olmuş olsun. Peki siz Murat Uygur'la ne zaman tanıştınız? Murat abimle geçen sene biz
Instagram'da tanıştık. Tesadüfen, değil mi? Evet, tesadüfen. Tamamen tesadüf yani. Çok güzel. Yani nasip kısmet işte. Yani benim sağ olsun hayalimi gerçekleştirdi. Benim dünyada en büyük hayalim İbrahim Tatlıses'i yakından görmekti. Evet. Yani resim çektirmeyi bile düşünmüyordum. Yani bir 15 metreden göreyim kendisini yakından. Yani nasip kısmet işte sağ olsun Allah razı olsun Murat abimiz götürdü beni. İbrahim abiyle oturduk, konuştuk. Çok güzel işte böyle. Gerçekten. Değil mi? Aynen. Çünkü yani. Gerçekten çok da fazla seveni var sevgili İbrahim abinin. Evet. Şimdi ben yavaş yavaş hamurumu hazırlamaya devam edeyim. Tamam. Biz bu arada bir eser daha dinleyelim senden. Tamam sorun yok. Tamam. O zaman tamam. Bir tane daha alalım arkadaşlar. Ben şöyle hamurumu hazırlarken. Tamam. Hangisini? Mavi mavi söyleyelim. Tamam. Mavi mavi o zaman isteyelim arkadaşlar. Sizler de ricam.
dinlendiğin zaman zorluk çekebiliyor musun? Hareketi tabii bir de müzikle uğraşıyorsan tabii tam olarak dil olarak belki ezberlemiş olabilirsin. Zor geldi mi yani? Yok abi gelsin. Zaten İran'da 45 milyon Türk var. Biz de Türk'üz. Hayır şey olarak demiyorum yani Türkçeyi, konuşma ya, olarak demiyorum. Sadece, yani buraya geldiğin zaman. Yok abi ya zorlanmıyoruz yani kendi ülkemiz gibi. O çok iyi gerçekten. Ya biz Azerilere, Türklere kendi ülkemiz gibi yani rahatça konuşuyoruz. Çok güzel. Yani kendimizi anlatıyoruz. Sağ olsunlar. Türkiye'de de ben yani her kötü insan görmedim abi herkes iyi. O konuda kesinlikle zaten göremezsin de. Ya işlerinde de bazıları perver, çıkıyor. Bazıları olur çıkıyor, bizde şey de var öyle insanlar var her yerde. Bazıları çıkabiliyor bir şey olur. Peki müzikle uğraşırken hani dedik ya Murat Uygur gerçekten her evet. Şeyle sana yardımcı oluyor. Şimdi bundaki bundan sonraki eserin albümün kaç eserlik olacak? Nasıl bir albüm düşünüyorsun? Yeni albüm mü? Yeni albüm. Yeni albümümüz 9 eserli. Çok güzel. Ya bir iki tane de İbrahim abiden var. Olacak. Onlar da sürpriz olsun. Bakalım işte. Çok iyi olur gerçekten. Şimdi kurabiyemiz hazır sevgili izleyenimiz. Kurabiyemizi biz bu arada hazırlamıştık. Hemen şöyle bir görelim yakın detaydan. Şimdi kurabiyemiz hazır. Onu güzelce bir şekilde istediğimiz şekilleri verebiliriz. Ondan sonra yavaş yavaş ben fırına göndereceğim. Bu arada sevgili Çiçek Ok da bizleri izliyor. Annesi beni çok seviyormuş, sürekli takip ediyormuş. Instagram'dan birkaç gün önce yazdı. Buradan annesine benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Anneciğim seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum. Buradan sana kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Sürekli izliyormuş. İşte oğlum sürekli çok da güzel yemekler yapıyor. Bizim yöreye ait ve farklı yemekler yapıyor diyormuş. Buradan tekrardan sana da kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Ellerinden öpüyorum. Kendisi Antalya'daymış. Buradan kendisine tekrardan kucak dolusu sevgi ve selamlarımız olmuş olsun. Evet hemen kurabiyemizi hazırladık. Onu ben yavaş yavaş şöyle bir fırına gönderdim. 170 dereceyle yaklaşık bir 25 veya da 30 dakika bir pişmesi gerekiyor sevgili izleyenimiz. O yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Biz de bu arada derecemizi ayarlayalım. Şimdi derecemizi ayarladık. Güzelce bir şekilde kurabiyelerimiz pişmeye başlayacak. O pişerken biz de sizlerle beraber elbasan tavamızı hazırlayacağız. Püremiz hazırlanmıştı. Patateslerimizi güzelce bir hazırlanmıştık. Kullanabileceğimiz kadar ıspanağımız hazır. Ondan sonra beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Şimdi iki tane tenceremizi öncelikle bir ayarlıyoruz. Birisinde beşamel sosumuz olacak ve diğerinde ıspanağımızı kavurmuş olacağız. Ve bu şekilde güzelce bir şekilde bir hazırlığımıza başlamış olacağız. Peki böyle Türkiye'de ve İran yemekleri diyeyim daha doğrusu birbirine yakın mı? Evet yakın. Peki böyle Türkiye'de sevdiğin Türk yemekleri hangisiydi? Benim en çok sevdiğim Türk yemeği çiğ köfte, bir de Adana kebap. Adana kebap. Çok seviyorsun. En çok sevdiğim. Evet. Bu ikisi. Çok güzel. Peki İran yemeklerinde hangisini daha çok fazla seviyorsun böyle? Ya İran'da da aynen Urfa kebabına benzeyen bir bizde kebap var. Onu daha çok severim. İran'da biraz et ağırlıklı değil mi? Yani biraz daha fazla seviliyor et yemekleri. Aynı Türkiye gibi yani bizde de et biraz sevilir. Biraz da bir baharat ve kuru meyve daha fazla tüketiliyor sizlerde. Doğru. Evet. İran yemekleri gerçekten evet. Çok lezzetli ve çok da güzel oluyor. Evet. Türk yemekleri biraz daha bir sade ama çok da güzel yemeklerimiz var. Aynen. İşte yeşillikli, ondan sonra çok yeşillikli, etli, evet. Tavuklu. Bizim daha farklı yemeklerimiz de var. Peki böyle sürekli gidip geliyor musun yoksa bazı zamanlar Türkiye'de, bazı zamanlar İran'da mı kalıyorsun? Nasıl oluyor? Evet, gidip geliyorum. Ya inşallah bakalım işlerimiz yolunda giderse inşallah gider. Türkiye'ye çok yerleşmek güzel. İstiyorum. Gerçekten çok da güzel sesin var. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki evliyim dedin ama evet. Çocuklardan bahsetmedin. Çocuklar var mı? Evet, 9 yaşında bir kızım var. Maşallah Allah bağışlasın. Bir tane çocuğum var. Evet bir tane. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Tabii onu da sürekli böyle gittiği geldiği zaman özlüyorsun değil mi? Aynen. Çok güzel gerçekten. Ben aileye düşkün bir insanım. Bazen yalnız kaldığımda oturup ağlıyorum yani öyle. O kadar çok özlüyorsun değil aynen. Mi? Evet. İnşallah Cenab-ı Mevlu tez zamanda kavuşturur. Sağ olun inşallah. Herhalde Türkiye'de bir yarışma programına katılacaktın değil mi? Evet. Ne oldu peki katılamadın? Niye katılamadın? Geçen sene mi? Evet. Yoksa ya geçen sene şu dediğim gibi yani olmadı. Birisi söyle. Söyleyebilir miyim? Tabii söyle.
Ya birisi ya sürekli, çünkü gençlerimiz bilsinler yani. Aynen. Neler oluyor bilsinler. Çünkü biz bazen burada onlara bahsediyoruz. Evet. Bir adamla tanıştım. Evet. Kendi ismini vermek istemiyorum. Artık kendisi bakar görür beni. Yani demiştim kendisine. Dedi ki $1000 bana para verin. Ben sizi O Ses Türkiye'ye çıkartacağım. Halbuki o yarışma içinde para alınmıyor kesinlikle. Biz öyle sandık. Ya yabancı olduğumuz için biz evet. öyle sandık. Tamam dedi ki abi benim hayalimdir. Ben 3 senedir O Ses Türkiye'ye yani gidip geliyorum para. Yani masraf falan otelde kalmak olmuyor yani. Dedim ki tamam $1000 veririm. Bizi çıkartsın. Benim orada yani O Ses Türkiye sahnesinde hayalimdir şarkı söylemek. Yani sesimi duyurmak. Evet. Abi $1000 verdik. Adam 3 sene bizi bekletti. Yani geçen sene de değil ha. 2 sene. 2 sene, sene evet. 2,5 sene falan yani. Aynen. Bu 3. Evet. sene. Bizi bekletti. Bu sene çıkmadınız böyle oldu. Yani gelecek sefer çıkaracağım kesin. Abi para da gitti. Yani parayı da vermeyeceğim demiyor adam. Yani ki, evet. İnan ki öyle şeyler var ki. Yani şimdi buradan bütün gençlerimize sesleniyorum. Evet. Yani O Ses Türkiye'de para falan yok. Para falan almıyorlar. Bir gün ben sana bir şey söyleyeyim de. Şimdi bu gerçekten ama ben çok güldüm. Şimdi bir gün bir tanesi beni aradı. Evet. Ya dedi Abdullah Usta dedi ben senin programını çok seviyorum dedi. Sürekli de takip ediyorum, izliyorum dedi. Ya dedi ben senden bir ricam olacak. Bir tane de müzik bir kanalı var. Dedi ya bir şey sana söyleyeceğim. Ben de tanıyor yani birbirimizi çok da iyi tanıyoruz. Ben de biliyorum. Evet. Ya dedi ilk önce dedi Abdullah Usta sana bir şey söyleyeceğim. Dedi sen dedi ya dedi kusura bakma dedi yanlış anlama. Yok abi ne demek dedim söyleyebilirsin. Ya dedi sen dedi TGRT'de çalışıyorsun. Herhalde eşin de dedi o kanalda dedi müdürlük yapıyor. Deyince ben hiçbir şey demedim güldüm ben. Evet dedim buyur abi. Ya dedi bir arkadaş dedi böyle böyle bana bahsetti. Sen demiş bana bir parayı ver demiş. Ben demiş Abdullah Usta'ya söylerim. Eşi orada müdürlük yapıyor. Orada tamam. şey yapar seni programa çıkarır demiş. Ben dedim sen onu al gel benim yanıma dedim bakalım. Ben hayata bir kere dedim eşim çalışmamış, çalıştırmadım. Yani ya çalışmadı ev hanımı. Ve dedim, o kanalla dedim bizim bir kere de yani uzaktan yakında bir şeyimiz yok. Bir çalışmamız yok. Doğru. Dedim kesinlikle dedim seni kandırmış dedim. Sen de beni biliyorsun, senden numaram var. Ve bir de bende şöyle bir şey olur. Örneğin mesela burada tanıştık ya sizinle. Program sonrasında böyle belli sürelerde ben böyle ararım, hal hatır sorarım, görüşürüz. Yani çünkü ben o şekilde çünkü çok sevdiğim için evet. sanatçı dostlarımı, arkadaşlarımı aynı şekilde ben arıyorum. Dedim kesinlikle dedim ne bir para verin ne bir şey yap dedim. O dedi seni dolandırıyordur. Dedim, onun için böyle bir şeye girme. Gençler gerçekten bu konuda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Her iki bu yola çıktığınızda müzikle uğraşacaksanız, sinemayla uğraşacaksanız veyahut da bu alanda bir şeyler yapacaksanız çok tanınır, çok bilinir ve emin olacağınız kişilerle çalışın. Ve ilk başlarda da çok da büyük paralar vermeyin. İlk önce bir görün, bir çalışmanızı görün, ortaya evet. bir şeyler çıksın ve o albümünüzde ondan sonra veya da sinema filmi de diziydi. Tamamıyla bir sete gittikten sonra eğer ki bir şeyler oluyorsa ondan sonra yapın. Kesinlikle bir şeye başlamadan hiçbir zaman ödeme yapmayın. Bu aynısı da sizin de başınıza gelmiş. Çok evet. çok geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Onun için de yani keşke maalesef böyle şeyler abi. Olmasa değil maalesef mi? Evet. evet. Böyle insanlar var. Ya keşke olmasaydı. Kendisiyle yani gerçekten... ben şimdi adını söylerdim de ama söylemem istemiyorum. Ya, boş adı kalsın. Adını söylemek evet. istemiyorum. Kendisiyle ekmek kestik. Evinde kaldım. Öyle bir yani. Bir insan. Neyse boş ver. Şimdi o zaman ben şöyle yavaş yavaş hazırlama devam edeyim. Tamam. Biz bir eser daha alalım sende. Tamam abi. Tamam o zaman bir eser daha alalım. Hangisi gelsin? Tamam Yeşil Ördek gelsin. Tamam o zaman Yeşil Ördek gelsin. Çok sevdiğimiz değil mi? Evet arkadaşlar.
adına yüreğine gönlüne sağlık. Sağ olun. Çok da güzel bir türkü değil mi? Evet, çok güzel. Şimdi biz de sevgili izleyenlerimiz, beşamel sosumuzu hazırladık. Beşamel sosumuz hazır. Ondan sonra püremiz hazır. Ve soğan sarımsağımızı kavurmaya başladık. Kurabiyelerimiz, onlar da yeni yeni ısınmaya başlamış ve kabarmaya başlamış. Çok güzel bir şekilde pişmeye devam edecek. Onlar şimdi yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Ben de bu arada şöyle bir soğanlarımı karıştırıyorum. Ondan sonra biraz ıspanağımız, kullanacağımız kadar ıspanağımız, sizler dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Hemen bol suda yıkanmış olduğumuz ıspanağımızı öyle güzelce bir doğrayalım. Evet, hemen hazır. Şunu da içine ilave ediyoruz. Beraber kavuracağız. Önce biraz ıspanağımızı dahil ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştıralım. Soğanlarla beraber yavaş yavaş, hem soğanlarımız yanmasın hem de o güzelce bir pişmesi için, diğer ıspanağımız, onu da hemen küçük küçük şu şekilde bir ayarlıyoruz. Onu da tenceremize aktaralım. Ve bütün ıspanağımızı doğradık mı, hepsi tenceremize yavaş yavaş pişmeye başlasın. Güzelce bir pişsin. Domatesimiz bir veya da iki tane kullanılabilir. Ama sizler dilerseniz, daha fazla da kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Domatesimiz de hazır. Onu da ufak ufak şöyle bir doğruyoruz. Evet. Domatesimiz güzelce bir hazırlandı. Tavamızı kaldıralım. Herhangi bir tane tepsi kullanabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Siz hangisini istiyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Şimdi önce şunun suyunu bir dökelim. Ben şöyle bir hemen patatesimizin suyunu döküyorum. Tenceremizi kapağı lazım değil. Onu da kaldırıyoruz. Ondan sonra da şimdi patatesimiz, bize yetecek kadar patatesimizi haşladık, hazırladık. Ondan sonra içine biraz yağımızı döküyoruz. Yağımızı döktükten sonra çok hafif biraz tuzumuz, şuradan az bir tuzumuz, biraz tuzumuzu ıspanağın içine de dahil edebiliriz. Onunla beraber hem güzel olsun. Tabii bunları dökerken eşit olması gerekiyor ki çok fazla yemeğimiz tuzlu olmasın diye. Hemen şuradan domatesimi de aktarıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş ıspanağımızı karıştırmaya başladık. Peki eski albüm için klip çekilmeyi düşünüyor musun? Var mı öyle bir düşünce? Evet, var. Yani bu yeni albüm için bir klip çekeceğiz. Onu bitirdikten sonra eski şarkılardan bir tane klip çekeceğiz. Ona da düşünüyorsun. Klip. Evet, aynen. Çok güzel olur. Peki böyle genellikle bütün çalışmaları Türkiye'de mi yapmak istiyorsun, yoksa böyle İran ayağı da olacak mı? Yani orada da çekimler falan olacak mı? Ben hep Türkiye'de sürdüreceğim çalışmaları. Çok iyi. Artık yani Türkiye'de yaşamak istiyorum. Onun için Türkiye'de yapmak İran'a istiyorum. İran'a çok fazla gitmek istemiyorsun. Evet. Çok güzel. İnşallah çok da güzel olur sizin için. İnşallah. Şimdi sevgili izleyenimiz, yavaş yavaş hazırlığımızı yaptık. Püremizi hazırlamaya başlayacağız. Önce bir ıspanağımızı karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş ben böyle bir ıspanağı karıştırırken sevgili izleyenimiz, şimdi benim çocuk okula gidiyor. Sürekli geliyor ya baba, işte bizim arkadaşlara bazen ben senden bahsediyorum. Hatta öğretmenim ben çok seviyorum, buradan kendisine kucak dolusu sevgi ve selam olsun. Ya baba işte bütün arkadaşlar senden selam bekliyorlar. Bu uzun süredi böyle devam ediyordu. Ben dedim kızım o zaman dedim listeyi getir. Ben dedim arkadaşlarına selam gönderim. Şimdi dün listeyi getirmiş, dedi baba biz ve öğretmenimiz, arkadaşlarımız senden selam bekliyoruz. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. Birazdan listemiz gelmiş sevgili izleyenimiz. Onlara selam göndereceğim ama biz sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım. Ben şimdi yavaş yavaş hazırlığımı yapayım. Ondan sonra biz kısa bir ara gideceğiz. Kısa bir aradan sonra hem tezgahımızı toparlayalım. Siz de bu arada kendinize bir tane bir çay alın.
Kısa bir aradan sonra bol bol eserimiz olacak, ondan sonra söyleşimiz olacak, yemeklerimiz olacak. Ekran başında ayrılmayın, minik bir aradan sonra sizlerle beraber kaldığımız yerde devam edelim. Kısa bir ara. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi elbasan tavamızı hazırlamaya başladık. Yavaş yavaş elbasan tavamız, ıspanağımız kavruldu, sebzelerimizi ilave ettik. Ondan sonra püremizi hazırladık. Beşamel sosumuz hazır. Sadece 1-2 dakika ıspanağın biraz daha bir kavrulmasını bekliyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Hemen ben şöyle bir Hacı Osman Gül İlkokulu'na bir selam göndereyim sevgili izleyenlerimiz. Öğrencilerimiz bizleri takip ediyorlar. Buradan onlara kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ondan sonra Kerim, Timur, Cennet, Zeynep, Ali, Abdul, Hamit, ondan sonra Yusuf, İslam, Gizem, Esma Nur, ondan sonra Yağmur, Ecrin, Pınar, Halit, İshak, Abdülkader, ondan sonra Armin, Aya, Büsenur, Büsenur, ondan sonra Ecrin, Ömer, Civan, Ömer, ondan sonra Hasan, Yusuf, Eray, Mahmut, Eslem, Rent, ondan sonra Gazel, Feyza, Zeynep, Üsame, ondan sonra Muhammed, Emir, ondan sonra Muzaffer, ondan sonra Berat Hakkı, Besmele, Hiranura, buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderim. 3C sınıfı bütün öğrencilerine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Sevgili Remzi Mutlu öğretmenime de benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Sizleri çok seviyorum, buradan tekrardan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz bütün öğrencilerimize. Evet Alim kardeşim getir. Sağ olasın. Sana da zahmet oldu. Gel. Evet çayımız geldi. Oh, sıcacık bir çayımız. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben şunu bir kaldırayım. Tamam. Şimdi sevgili izleyenimiz, kurabiyemiz hazırlandı. Harika bir kurabiyemiz oldu. Birazdan hep beraber göreceğiz. Onu alacağız. Şöyle bir tane bu tepsimiz, cam tepsimiz hazır. Tepsimizi hazırladık. Ispanağımızı hazırlamıştık. Ispanağımızın altını kapatalım. Ondan sonra şöyle bir ayarlamamızı sizlerle beraber yapalım. Ondan sonra biz güzel de bir eser de dinleyeceğiz. Sevgili Emin'den hemen şöyle bir hazırlığımı yapıyorum. Önce bir tepsimin altına hazırlamış olduğum püremi döküyorum. Püremi döktükten sonra onun üzerini şöyle hafiften düzeltiyoruz. Hafiften bir düzeltmemizi yaptıktan sonra şunu bir kenara alalım. Ondan sonra da hazırlanmış olduğumuz ıspanağımız. Bunu dilerseniz et veya da tavukla da yapabilirsiniz. Veya da bizim hazırladığımız gibi de yapabilirsiniz. Şöyle bir üzerine tekrardan ayarlamış olduğumuz ıspanağımızı şöyle yavaş yavaş döküyoruz. Her tarafa eşit olsun. Ona güzelce bir şekilde bir görünsün. Şöyle bir devam. Evet. Harika oldu. Çok da güzel kokmaya da başladı. Biraz aynen, daha. Güzel kokular geliyor. Değil mi? Böyle hem püremiz hem ıspanağımız mis gibi oldu. Evet. Onları ufaktan bir ayarladık ve tenceremizi kaldırıyoruz. Onunla bir işimiz kalmadı. Ondan sonra bir tane kepçemiz gelsin. Beşamel sosumuz demiştik. Beşamel sosumuzu da hazırladık. Beşamel sosumuzu hazırladıktan sonra yavaş yavaş şöyle birer kepçe alıp üzerine yavaş yavaş şöyle güzelce bir gezdireceğiz ve üzerini yavaş yavaş kapatmaya başlayacağız. Evet. Devam. Şöyle ufaktan üzerine hazırladığımız beşamel sosumuzla yavaş yavaş kapatalım. Evet. Şunu da bir kaldıralım. Bir işimiz kalmadı. Şimdi üzerini ufak kaşık yardımıyla bir düzelteceğiz sevgili izleyenimiz. Üzerini düzelttik mi? Şimdi üzerine
Sizler isterseniz kaşar peyniri, isterseniz kırmızı toz biber, isterseniz domates biberle süsleyebilirsiniz. Hangisi sizin daha çok hoşunuza gidiyorsa o şekilde de süslemenizi yapabilirsiniz, ayarlamanızı yapabilirsiniz. Bu arada kurabiyelerim pişmiş. Onları ben şöyle bir alıyorum. Harika bir şekilde pişti. Hazır sevgili izleyenimiz. Ve kurabiyelerimizi dışarı doğru aldık. Ve kurabiyelerimizi birazdan tabaklarımıza alabiliriz. O hazır, kenarda beklesin. Ben de yavaş yavaş şöyle bir ayarlamamı yapıyorum. Eldivenimi alıyorum. Ondan sonra üzerine bir tane domatesimiz, biberimizle beraber ufaktan bir süsleyeceğim. Tekrardan fırına göndereceğim. Ve fırında güzelce bir şekilde bir pişecek sevgili izleyenlerimiz. O yavaş yavaş pişerken, ben de üzerini süslerken biz bir eser alalım mı senden sevgili Emin'im? Tamam. Tamam. O zaman bir tane eser daha alalım sevgili Emin'den. Hangisi gelsin? Yıkılmışım ben. Yıkılmışım ben. Buradan da tamam. İbrahim abi armağan ediyorum bu şarkıyı. Evet, bu şarkıyı evet. Sevgili İbrahim Tatlıses'e armağan ediyor. Bizden de kendisine kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş evet. Olsun. Sanki terk edilmiş bir viraneyim, her yanım dağılmış, yıkılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın, çile rüzgarında kalmışım, gözlerim yaşlı, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Dertler deryalmış, bende bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler deryalmış, bende bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, bende bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Thank you.
bak hiçbir dalım kalmadı. Bir ağaç misali kurumuşum ben. Sanki bir köleyim, sanki bir esir. Yerlerden yerlere atılmışım ben. Sanki bir köleyim, sanki bir esir. Yerlerden yerlere atılmışım ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim yaşlı. Çile rüzgarında savrulmuşum ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın. Çile rüzgarında savrulmuşum ben. Dertler deryalmış bende bir sandal. Devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, bende bir sandal. Devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, bende bir sandal. Devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, bende bir sandal. Devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ettim. Evet, o zaman biz yavaş yavaş sevgili izleyenimiz, hemen kurabiyelerimiz hazırlandı. Ondan sonra tekrardan Elbasan tavamız, ıspanaklı püreli güzel bir Elbasan tavamız hazırlandı, fırına gönderdik. O da fırında pişmeye başladı. Şimdi onlar pişerken biz de sizlerle beraber erişteli pilavımız için neler kullanacağız, hangi malzemelerimiz var? Bir göz atalım, ondan sonra devam edelim. Evet, onun için neler kullanacağız, hangi malzemelerimiz var? Erişte pilavımız için de sevgili izleyicimiz, kullanacağımız malzemelerimiz 1 su bardağı kadar pirincimiz. Geniş karabalık böylesek biraz daha fazla kullanabiliriz. Ondan sonra bir paket eriştemiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuzu kullanacağız. 1 paket eriştemiz, 1 su bardağı kadar pirincimiz, geniş karabalık böylesek daha fazla da kullanabiliriz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra da yeteri kadar tuzumuzu kullanacağız. 1 su bardağı kadar pirincimiz olacak, 1 paket eriştemiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra da 1 çay kaşığı kadar veya da yeteri kadar tuzumuzu kullanacağız. Şimdi önce tenceremize yağımızı döktük. Yağımızı döktükten sonra tekrardan hemen yağımız ısınacak. Ondan sonra eriştemizi içine ilaveceğiz. Eriştemizi iyice bir kavuracağız. Eriştemizi iyice bir kavurduktan sonra tekrardan pirincimizi ilaveceğiz. Tuzumuzu eğileceğiz. Onunla beraber biraz daha bir kavuracağız. Biraz daha bir kavurduktan sonra suyumuzu eğileceğiz. Kapağını kapatacağız ve bir 15-20 dakika bir dinlenecek. Dinlendikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza devam edebiliriz. Evet sevgili izleyenimiz, tabii biliyorsunuz her ay ayın birinde bir tane ızgara sizlere hediye ediyoruz. Yapacağınız tek şey sosyal medya hesaplarımı takip edip mesaj bölümüne isim, soyisim, adres ve telefonunuzu bırakmak oluyor sevgili izleyenlerimiz. Ekstradan başka bir şey yapmıyorsunuz. Benim sosyal medya hesaplarımı takip ediyorsunuz. Mesaj bölümüne isim, soyisim, adres, telefonunuzu bıraktığınızda çekilişe dahil oluyorsunuz. Her ayın birinde çekilişimiz var ve ayın biri, bu ayki herhalde ayın biri yanılmıyorsam, cumartesine denk geldiği için belki cuma günü çekilişimiz olabilir. Burada çekilişimizi yapabiliriz. Yanılmıyorsam herhalde cumartesiye denk geldiği için cumadan çekilişimizi yapabiliriz. Sizler de ızgaramızı kazanmak istiyorsanız yapacağınız tek şey sosyal medya hesaplarını takip edip mesaj bölümüne isim, soyisim, adres, telefonunuzu bırakıyorsunuz. Hepsi not alınıyor. Ondan sonra ayın birinde çekiliş oluyor ve ayın birinde de çekilişte isminiz çıktıktan sonra biz o almış olduğumuz adres, telefonlara göre hemen tekrardan burada kargoya veriyoruz ve hediyenizi sizlere gönderiyoruz. Onun için de ızgaramızı kazanmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Programımıza gelmek istiyorsanız orada ulaşabilirsiniz. Yemekleriniz varsa gönderebilirsiniz. Siz yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Bütün yemeklerim aynı şekilde orada yayınlanıyor, paylaşılıyor. Orada da bakabilirsiniz. Evet sevgili Uygur Film ve Yapım
Sahibi sevgili Murat Uygur da bizleri takip ediyor. Buradan kendisine kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Uygur Film Yapım yönetmeni sevgili Murat Uygur'a da burada kucak dolusu sevgi ve selamlarımız olmuş olsun. Evet, yavaş yavaş biz de hazırlığımıza devam ediyoruz. Ben şöyle bir eriştemin içine dökeceğim. Ondan sonra devam eden güzelce bir kavurmamızı hazırlamaya, pilavımızı hazırlamaya. Peki, yani biraz bir yemekten bir bahsetmiştik ama dedi ki işte İran ve Türkiye'nin yemekleri tabii birbirine çok yakın, aynı yemekler. Çok fazla burada zorluk çekmedin dediğin gibi bütün bilindik aynen yemekler olduğu için. Ama böyle özellikle böyle memlekete gittiğinde böyle eşin olsun veya da ailen olsun böyle özel hazırladıkları bir yemek oluyor mu? Ya evet, memlekete gittiğimde evet yani. Peki. Yani eşimin yemeğinin tadını şimdi bak dünyanın en iyi şey olsun yani lokantası olsun. Lokantası olsun, restoran olsun hiç kimse yapamaz. Onu yani bence öyle. Yani o başka bir tadı var. Bu çok onu özlediğinden midir yoksa gerçekten bu kadar güzel yemek yapıyor? Gerçekten öyle. O çok güzel gerçekten. Bazen yemek yaptığında diyorum ki yani bu kadar güzel. Ya insan parmaklarını yesi geliyor bazen. O kadar güzel yemek evet yapıyor. Çok güzel. Peki kızın şu anda okuyor orada değil mi? Evet. Başladı okumaya. Evet. Ona zaman ayırabiliyor musun? Evet. Ya şimdi ben bir ay oldu Türkiye'deyim. Yani bir arada bir gittim 3-4 gün yine geri döndüm. Şimdi yani İran'da bizim şehrimiz küçük bir şehir. Türkiye sınırına yakın. Ya orada her gün yani birlikteydik. Çiftlikte falan gidiyorduk. Yani her gün yani zamanımız birlikte geçiyordu. Çok öyle güzel gerçekten. Evet. Peki böyle demiyor mu baba işte sen sürekli Türkiye'ye gidiyorsun seninle beraber ben de gelin diye? Aynen her gün bana WhatsApp'tan ses gönderiyor. Diyor ki bizi ne zaman götüreceksin? Oraya değil mi? Evet. Çok da güzel inşallah. Evet. Bir gün ailenle beraber burada inşallah yaşarsınız. Çok da güzel olur. İnşallah. Peki dedin işte albüm çalışmalarım başladı. Evet. Güzel bir çalışmam mı olacak? Hem bu klipti, albümdü hepsini böyle belirlediğin bir tarih veya da süre var mı? Ya işte şu sürede veya da şu tarihte çıkaracağım diye belirlediğiniz daha mi? Belirlediğimiz bir süre yok. Yani yakında gelecek. Yakında. Peki bunun içinde genellikle böyle ağır parçalar mı olacak yoksa hareketli parçalar da olacak mı? Hareketli de olacak ama 5-6 tanesi şey olacak. Yani böyle ağır, hüzünlü olacak. Evet. Seviyorsun değil mi o tarz söylemeyi? Hoşuna aynen gidiyor. Çok da güzel. Ben şöyle bir hem seninle sohbet edeyim hem de evet yavaş yavaş pilavımı hazırlayayım. Peki böyle müziksiz sen de bir şey dinlesek nasıl olur? Hani sen seviyorsun böyle. Evet, hangi olur parçayı fark etmez bence. Tamam, o zaman şöyle müziksiz parça dinleyelim. Müziksiz. Tamam, söylerim bir tane. Tamam. Dinleyelim o zaman. Çok iyi olur. Tamam. Bu mikrofona mı söyleyeceğim? Evet. Evet. Tamam. Derdimi kimlere desem, başım alıp nereye gitsem, bu dert beni öldürecek. Candan mı yardan mı geçsem, ah ah ölüyorum, vah vah seviyorum. Billahi ben ölüyorum. Yüreğine sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Çok da güzel. Gerçekten çok da güzel bir sesin var. Teşekkür ben, ederim, sağ olun. Onun, İbrahim abinin de sesine bile çok da yakın yani bir ses de onun var. Ya ben İbrahim abinin hayranı olduğum için ben 7 yaşından beri İbrahim Tatlıses dinliyorum. 7-8 falan ben o kadar prova yaptım ki yani evde odaya kapanıyordum. İbrahim abinin şarkısını açıyordum.
Onunla birlikte prova yapıyordum. Diyordum ki yani ben bunun gibi söyleyeceğim. İbrahim abi gibi söylemek istiyorum. Bak, ya belki inanmayacaksınız ama benim sesim o kadar güzel değildi. Yani o kadar çalıştım, prova yaptım kendi kendime. Evet. Yani o kadar seviyordum ki İbrahim abi. Adını koluma dövme bile yaptırdım. O İmparator. Değil mi? Tarafa da İbo. Yani çok seviyorum kendisini. Onun için yani sevdiğim için çocukluktan beri söylüyordum ya şarkılarını. Yani ses gitgide benziyor. Gerçi dünyanın her yerine gidiyordu ama biraz da o bölgelere çok da fazla gidiyordu. Çok aşırı bir şekilde seviliyordu biliyorsun. Evet. Biraz evet. Daha bir oraya bir sempatisi de vardı gerçi. Aynen. İran olsun, Azerbaycan olsun, evet. Ondan sonra Irak olsun ve oralarda sürekli turnelere gidiyordu. Tabii yani... İbrahim abi şey İran'a konsere gelmemiş. Hiç. Gelmemiş değil mi? Yani bizim devletimiz izin vermemiş. Yani vermezler öyle izin ver. Kendisi de İboşo'da söylemişti eskiden. Yani İran devleti izin verirse ben seve seve gelip konser veririm. Evet. Yani İbrahim abi İran'a konsere gelirse bence 40 milyon seyirci gider. Değil Emin mi? Ederim yani o kadar seviyorlar. Gerçekten öyle. Ha, orada çok fazla değil mi müzik fazla yok. Var da bizde yani kısıtlı. Biz, kısıtlı. Evet. Düğünlere falan gidiyoruz. Bir de biz Türk olduğumuz için yani Farsça söyleyemiyoruz. Lehçemiz var ya, ya belli oluyor zaten Türk olduğumuz. Ya iyi çıkmıyor şarkı, Farsça şarkı. Ya Türkçe söylüyoruz. Türkçeyi de pek devletimiz Fars olduğu için pek şey etmiyorlar. Mecburen Türkiye'ye geliyoruz. Kendi dilimiz, dinimiz bir, dilimiz bir. Evet. Yani Türkiye daha iyi bence. Burada kendini daha çok rahat hissediyorsun. Evet. Çok da iyi gerçekten. Teşekkür ederim. Evet, şimdi biz de sevgili izleyenimiz yavaş yavaş hazırlığımıza devam ediyoruz. Güzelce bir erişemizi kavurduk. Ondan sonra pirincimizi dökelim. Pirincimizi döktükten sonra onunla beraber biraz daha şöyle bir karıştıralım. Yavaş yavaş pirincimizle beraber kavurmaya devam ediyoruz. Peki herhangi çalışmış olduğun bir menajerliğin var mı? Nasıl yani? Yani bir menajerlik var mı? Mesela düğünler için, konserler için veya da herhangi bir yere çağıracaksa bir numara var mı? Onlar bir verebilirsin numaranı veya da sosyal medya hesaplarını. Geçi biz söylemiştik arkadaşlara ama verdiler mi? Menajerlik numarasını vermiş miydiniz? Tamam. Evet. Sizle de sevgili izleyiniz, sevgili Emin Zeyn Ali, düğünler için, konserler için veya da festivaller için çağırmak istiyorsanız menajerlik numarası 0534-881-9518. Doğru mu numara? Evet, doğru. Evet, 0534-881-9518 numaralı numaradan kendisine ulaşabilirsiniz. Evet. Düğünler için, konserler için, festivaller için. Sahne aldığım... Tabii. Şu anda sahne aldığın da bir yer var. Onu da istersen söyleyebilirsin. Evet, nerede sahne alıyorsun? Evet. Kanatçı... Haydar'da değil mi? Yoksa... Yok. Kanatçı Muhtar. Muhtar'da mı? Evet. Evet. Kanatçı Muhtar Beylikdüzü'nde. Beni yani dinlemek isteyenler gelebilir. Evet. Kanatçı evet. Muhtar'dan. Hangi günler çıkıyorsun? Daha sahne alıyorsun. Bir iki gün sonra belli olacak ama kesin orada söyleyeceğim. Orada olacaksın. Dün akşamda çıkıp söylemiştim. Evet. Çok güzel. Hayranların oraya evet. Gelebilir. Kanatçı evet. Muhtar'a gelebilir. Aynen. Evet şimdi sevgili izleyenimiz pilavımızı biz hazırladık ve yavaş yavaş pilavımızı hazırladıktan sonra yetecek kadar suyumuzu dökelim. Evet. Şöyle bir ufak bir suyumuzu ayarladık mı? O yavaş yavaş suyunu çekmeye başlayacak. Güzelce bir suyunu çeksin. Ondan sonra pilavımız tamamıyla bir hazırlanmış olacak. Erişteyle beraber harika bir pilav olmuş olacak. Evet. Hemen kapağını da şuradan kapattık mı? Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şimdi kurabiyelerimiz bu arada hazırlanmıştı. Onları ben şöyle bir kenara alıyorum. Yavaş yavaş onları bir süslemeye ve düzeltmeye başlayacağım. Ondan sonra yemeğimiz birkaç dakika sonra yemeğimiz de çıkacak. Yemeğimiz de hazırlanmış olacak. Yemeğimizi ben kenara alacağım. Ben şimdi yavaş yavaş şöyle bir hazırlığımı öncelikle bir yapayım. Ondan sonra sizlerle beraber devam edelim.
Ben şimdi hazırlığımı yaparken senden ufak bir şey canlı dinleyelim mi? Tamam, dinleyelim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Tabii buyurun. Sevenlerime. Tabii. Haftaya Eko Pazar magazin programındayız. Çok yani güzel. İzlesinler bizi. Beyaz TV'de. Evet. Haftaya evet. Beyaz TV'desin. Orada seni sevenleri orada evet, izlesin. Magazinde izleyebilirler. Çok güzel gerçekten. Yani diyorsun emin adımlarla hızlı bir şekilde yükseliyorum diyorsun. Aynen. Çok güzel olur inşallah. Tamam, bir tane İbrahim abinin eski bir şarkısı var. Çok eski. Onu söyleyeceğim. Tamam. Bir tenhada gör halimi. Kaçmam olur bundan sonra. Şifa bulmaz dertlerimi. Açman olur bundan sonra. Çok severim canan seni. Viran ettin şu sinemi. Sitem dolu sözlerini. Atman olur bundan sonra. Murad alır seven derler. Dilden düşmez hiç güzeller. Görür sonra söz ederler. Kaçman olur bundan sonra. Efkarlandım aşkın ile. Bir derdim yüksel dibine. Artık böyle bile bile. Kaçman olur bundan sonra. Ağzına güldüğüne sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ben de hemen şöyle bir kurabiyemi hazırladım. Harika oldu. Onu kenara doğru aldık sevgili izleyenlerimiz. Evet, ben şöyle bir hemen ayarlamamı yapacağım. Şurayı ufaktan bir düzelttik mi? Yemeğimizi de alalım. Pilavımız biraz bir o dinlenecek sevgili izleyenlerimiz. Ben bu arada şöyle bir yemeğimi alıyorum. O da harika oldu. Elbasan tavamız nefis bir şekilde hazırlandı sevgili izleyenimiz. O da kenarda yerini aldı. Şimdi ben şuraya bir toparlayayım. Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Sizlerden ricam. Kaç dakikanız kaldı? Evet. Şimdi şöyle bir ufak pilavım biraz daha bir dinlenecek. Sevgili izleyenim birkaç dakika bir dinlenecek. Onu ben şöyle bir şuradan az bir suyumu ilave edeceğim. Ondan sonra hemen kapağını tekrardan kapatıyorum ve yavaş yavaş demlemeye devam etsin, dinlemeye devam etsin. Şimdi yavaş yavaş o dinlenirken senin böyle çünkü biz de yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Evet. Süremiz kalırsa ufak bir tekrardan bir canlı bir şey rica edebiliriz. Tamam. Senin selam göndereceğin varsa, ilave edeceğin varsa çocuklarına veya da böyle seni şu anda izleyen birisi varsa istersen sen selamını gönder. Ben de bu arada hazırlığımı yapayım. Seninle beraber kapanışı yapacağız inşallah. Tamam. Ben buradan öncelikle eşime, yani dünyada herkesten çok seviyorum onu. Ondan sonra kızıma, kızımın adı Fatime. Onu evet. Çok seviyorum. Buradan selamlarımı yanaklarından öpüyorum. Annemin, babamın ellerinden öperim. Bana destek olan herkese, yani beni sevenlere hepsine selam gönderiyorum. En başta Murat Uygur abime çok çok teşekkür ediyorum. Beni yani bu yerlere getiren Murat abinin, önce Allah sonra Murat abinin sayesinde. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Benim için sağ de olsun. Gerçekten çok kıymetli. Çok seviyorum kendisini. Evet. Buradan benden de ona sevgiler, selamlar olmuş evet. Olsun. Tamam mı selamlarımız? Tamam. Evet. O zaman arkadaşlar, şimdi gerçi az bir süremiz kaldı ama biz iki tane yemeğimizin listesini alalım. Hatta gerekirse pilavımızı da alabiliriz. Ondan sonra ufak bir eserle kapanışı yapabiliriz. Pilavımız hazır olana kadar yavaş yavaş alalım listelerimizi. Ondan sonra pilavımız hazırlandıktan sonra sunumunu yapıp ondan sonra eserle kapanışı yapabiliriz. Hürelli ıspanak
Elbasan tavamızı için sevgili izleyicimiz neler kullandık, hangi malzememiz vardı? 500 gram kadar ıspanağımız, 3 diş sarımsağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, veya da zeytinyağı veya da isterseniz sıvı yağ, hangisini istiyorsa kullanabiliriz. 1 adet domatesimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, 500 gram kadar ıspanak, 3 diş sarımsağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 adet domates, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz. Püremiz için ise sevgili izleyenimiz 500 gram kadar patatesimiz, 1 çay bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız. Ondan sonra beşamel sosu için de 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 2 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber kullandık. Önce tenceremizi için hemen patateslerimizi haşlamıştık. Güzelce bir haşladıktan sonra suyunu süzüyoruz. Ondan sonra hemen yağımızı, ondan sonra biraz tuzumuzu, sütümüzü ilave ediyoruz. Püremizi hazırlıyoruz. Püremiz hazırlandıktan sonra tepsimize döküyoruz. Ondan sonra tenceremize tekrardan yağımızı döktük. Soğanımızı, sarımsağımızı kavurduk. Ispanağımızı ilave ettik. Aynı şekilde kavurduk. Ondan sonra içine baharatlarımızı, salçamızı ilave ettik. Ve güzelce bir kavurduktan sonra onu da üzerine döküyoruz. Ayrı bir tencerede beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Beşamel sosumuzu üzerine döküyoruz. Üzerini güzelce bir süslüyoruz ve süsledikten sonra tekrardan fırına gönderiyoruz. Fırında kızarıyor ve iyice bir kızardıktan sonra da afiyet yiyeceğine çok lezzetli güzel bir elbasan tavamız oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Kakaolu çikolatalı kurabiye için de sevgili izleyicilerimiz 180 gram kadar tereyağımız veya margarin hangisini istersek kullanabiliriz. 2 adet yumurtamız, 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar, 1 çay bardağı kadar toz şekerimiz. İstersek onu biraz daha artırabilirsiniz. 1 çay bardağı kadar toz şekerimiz, ondan sonra 1 fiske kadar tuzumuz, ondan sonra 1 paket vanilyamız, 2,5 su bardağı kadar unumuz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamız, 180 gram kadar margarin veya da tereyağı, 2 adet yumurtamız, 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuz, 1 çay bardağı kadar toz şekerimiz, ondan sonra 1 fiske kadar tuzumuz, ondan sonra 1 paket vanilyamız, ondan sonra 2,5 su bardağı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamız. Geniş bir kabımızı içine bütün malzememizi ilave ediyoruz. Sadece damla çikolatalarımızı ilave etmiyoruz. Malzemenizle beraber hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuz hazırlandıktan sonra onu açıyoruz. En sona güzelce bir hazırlandıktan sonra, yoğurduktan sonra damla çikolatamızı ilave ediyoruz ve tekrardan karıştırıyoruz ve ondan sonra açıyoruz. Açtıktan sonra tekrardan hemen kalıplarımızla beraber güzelce bir şekiller veriyoruz. Tepsimizin içine diziyoruz ve fırına göndeririz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum oluyor. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Evet. Erişte pilavımız için de 1 su bardağı kadar pirincimiz, 1 paket eriştemiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar veya çay kaşığı kadar tuzumuz. 1 su bardağı kadar pirincimiz, 1 paket eriştemiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız ve yeteri kadar tuzumuz. Tenceremize yağımızı döktük. Ondan sonra eriştemizi ilave ettik. Eriştemizi iyice bir kavurduk. Kavurduktan sonra pirincimizi ilave ettik. Onunla beraber kavurmaya devam ettik. Baharatlarımızı ayarlıyoruz, tuzumuzu ayarlıyoruz. Ondan sonra sıcak suyumuzu ayarladıktan sonra kapağını kapatıyoruz ve güzelce bir şekilde bir demleniyor, dinleniyor. Ve dinlendikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzeti hem de güzel bir pilav olmuş olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, hemen şöyle bir ufak pilavım hazır sevgili izleyicilerimiz. Onu ben şöyle bir hemen küçük bir sunumunu yapayım. Ondan sonra kapanışımızı sevgili Emin Zeynali ile yapacağız inşallah. Evet, şunu şöyle bir aldık. Evet, güzel oldu. Ufak, şunu bir kenara doğru alıyorum. Sesi şöyle bir yanıma alayım sevgili Zeynep Ali. Seni yanıma alayım. Seninle... Evet sevgili izleyenlerimiz, yemeklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan bulabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. bitişikşefabdulaoslan.tgt sayfamdan bulabilirsiniz. Biz de yavaş yavaş programımızın sonuna gel. Tabii ufak bir eser tekrardan kendisinden canlı olarak bir şey isteyeceğiz. Evet. Yavaş yavaş programımız sonuna geldi. Öncelikle tabii ki gurbetçilerimiz, buradan bütün gurbetçilerimize kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsa, Türkiye'de izleyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum.